anne adayları ve yeni anne olanlar ekran başına. Sevgili seyirciler, Şanlıurfa'da annesi emzirdiği sırada soluk borusuna süt kaçan bir aylık bebek maalesef yaşamını yitirdi, hatırlayacaksınız. Peki anneler bebeklerini emzirirken ya da biberonla beslerken nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeli? İşte bu konuda muhabir arkadaşımız Çağla Gültuncer uzman bir konukla konuştu. Bakın neler diyor uzmanlar bu konuya ilişkin olarak. Doğru emzirme bebek sağlığı kadar anne sağlığı için de oldukça önemli. Özellikle oluşabilecek risklere karşı ebeveynlerin bilinçli olması gerekiyor. Bugün biz hem doğru emzirmenin önemini anlatacağız hem de bir simülasyonla doğru emzirme şeklini göstereceğiz. Profesör Doktor Berfu Demir anlatacak bizlere doğru emzirme nasıl olmalı? Emzirme süreci anne ve bebeğin bağının ilk kurulduğu andır. Ve bu sürecin etkin ve düzgün olarak yapılması bebeğin hem beslenmesi hem de duygusal gelişimi için çok önemlidir. Neden? Bebeğin görme yetisi emzirme sürecinde anneyi görebilecek kadar mesafedir. Bu bile çok önemli bir bilgi. Dokunma duygusu ilk anneye dokunmasıyla emzirme sürecinde başlar. Emzirme, bebeğin ihtiyacını karşılayan anne sütünün bebeğe ulaştırılabileceği en basit ve en sağlıklı yoldur. Bu yöntem sırasında annenin dikkat etmesi hem teknik olarak hem de süreci iyi yönetebilmesi açısından bebeğin gelişimi hem fiziksel gelişimi hem de ruhsal gelişimi için gerçekten çok önemli. Nelere dikkat etmeliyiz? Ben şimdi onları göstereyim size. Birincisi, emzirme sırasında annenin rahat etmesi çok önemli. Ne demek rahat etmesi? Mutlaka sırttan bir destek olmalı. Uzun dönemde ciddi sırt ağrıları olacaktır annenin sürekli öne eğilmiş pozisyonda kalmasıyla. Birincisi sırt desteği. İkincisi, bebeğin bütün ağırlığı annenin koluna kalmamalıdır. Bunun için mutlaka kolun altına bebeğe ve anneye uygun bir yastık desteğinin olması gereklidir. Çünkü öbür türlü kronik olarak bu omuz ağrısı başlayacaktır annede. İkincisi, bebek tam olarak anneye paralel değil, belli bir açıyla durması gerekmektedir. Bu ne demek? Emzirmede meme ucu sadece bebeğin ağzına verilmez. Eğer meme ucunu verirseniz, birincisi annede çok ciddi meme ucu çatlığı olur, emzirmeyi engelleyecek kadar ciddi ağrı yapar. İkincisi de bebek yeterince hacimsel olarak iyi ememediği için iyi süt alamaz. Bu yüzden meme ucunun etrafındaki o kahverengi yuvarlak alanın mutlaka bebeğin ağzına tam olarak oturtulması gerekir. Daha önceden gösterilen makaslama yöntemi, yani annenin memesini şu şekilde tutması önerilen bir yöntem değildir. Bu yanlıştır. Yapılacak şey bebeğin tam olarak o kahverengi yuvarlak kısmın ağzının içine verilmesi, sadece annenin bu elinin bebeğin burnunu açması, nefes almasını takip etmesidir. Olay budur. Süt ilk emmeye başladığında çok tazyikli olarak fışkırabilir. Annenin yapısına göre değişir bu durum. Bu durumda annenin bu süreci takip etmesi, bebek çok zorlanıyor ve bu işi yönetemiyorsa ağzını şuradan basıncı azaltarak çıkartıp bebeği dinlendirmesi gerekmektedir. Buradaki bebeğin güzel emmesi ile ilgili en önemli bilgi o gurk gurk yutma sesinin duyulmasıdır. Eğer bu düzgün olarak bu sesi duyuyorsa anne, bebeğin ağzı düzgün olarak süt geliyor ve bunu yutmasını da düzgün bir şekilde yapabiliyor demektir. Bu çok önemli. Doğru emzirme şeklini gösterdik hem de kuralları anlattık. Çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için. Hem anne hem de bebek sağlığı için çok önemli olan emzirme şeklini anlattık size diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.